Bugün çocukluğumuzda yaptığımız rüzgar gölünü nasıl yapıldığını anlatacağım size. Daha önce yaptıklarımız akrilik boyalarla boyadı kızlarım. Hatta cila da attık üzerlerine. Bunlar neyden yapılıyor? Genelde bataklık bölgelerinde yetişiyor. Kargı değil, içi dolu dolu bunlar. Sömek bu şekilde içi dolu. Biraz sonra tam olarak göreceksiniz zaten. Bunları ana olarak, malzeme olarak kullanıyoruz. Bıçak dikkatli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Özellikle çocuklar için sakıncalı çünkü ince yerleri var. Ve buraya monte edebilmek için dönmesini sağlayan da toplu iğne de olabilir, küçük pilimiz de olabilir. Nasıl döndüklerini de gösterelim. Dışarıda küçük bir rüzgarımız var ama döner mi bir bakalım. Evet, bu şekilde rüzgara tutuyoruz. Rüzgar çıkar gibi oldu ama tam rüzgarımız yok şu anda. Yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. İlk önce ana gövdeden başlayacağız. Şuranın olduğu yeri yapacağız. Bunun için büyük, küçük, bunu büyük yaptık, bunu küçük yaptık. Kafanıza göre şöyle bir karar belirlersiniz. Kesimi şu şekilde içi boş olduğu için tutuyorsunuz. Ve bıçağı çeviriyorsunuz dikkatli bir şekilde. Evet, şöyle bir yuvarlak oluyor. Elinizle yaptığınız zaman o zaten geliyor. Şimdi bunu ortalayacaksınız. Şöyle göz kararı. Şuradan. Evet, gördüğünüz gibi içi dolu. Pervaneleri takabilmek için burayı inceltiyoruz. Burayı yaptık. Bunun hafif çapraz olması gerekiyor. Eğer çok düz olursa veya çok aşırı çapraz olursa bu sefer rüzgarı tam olarak alamayacaktır. Onun için aynı uzunlukta hemen karşısında hafif çaprazından inceltiyoruz iyice. Daha sonra takabilmek için şunları uçlarını sivirtiyoruz şurayı. Evet. Şu anda bunun yapım aşaması tamamdır. Bir kenara koyuyoruz. Şimdi şu uzun çubukları yapacağız. Bunları da normal bir sömekten alıyoruz. Keseceğiz bunları arkadaşlar. Evet, aynı oranda yapmamız lazım. Ben bir ölçü yaptım burada. O ölçüyle beraber şuradan dengeli dönebilmesi için aynı uzunlukta olması gerekiyor. Aynı şekilde koparıyorum. Sert kısımlarını atıyorum. Şurada göstereyim isterseniz. Şu bölmeler, boğumlar. Buralar sert kısımlar. Ben bu araları kullanıyorum. Evet. Buraları kestim sömekten. Bu şekilde ayırdım. Size nasıl yapıldığını da göstereyim.
Arkadaşlar buranın tam orta noktasını buluyorsunuz. Şöyle. Şunu hafif bastırarak ittiriyorsunuz. Ortadan ikiye. Bu şekilde yarmış oluyoruz. Diğerini de yapalım. Tam orta noktası. Hafif böyle. Orta noktasını bulduk. Şimdi biraz ince işçilik. Bunun tam orta noktasını bularak şuraya geçirebilmek için bunu bıçağın ucuyla deleceğiz. Şöyle bir nokta. Ortadan olması gerekiyor. Şuradan şöyle hafif sağa sol oynatarak, evet ilkini soktum. Karşıdan çıkartacağız. Gene oynata oynata sömeklere de zarar vermeden bu şekilde hepsini de eşit yapmaya çalışın. Evet. Diğerini de aynı şekilde eşit yapmaya çalışıyoruz. Ve sonuncuyu da yapmış olduk. Kaç tane? 5 tane yaptık. Burada da 5 tane var. 4 kullanabilirsiniz, 6 kullanabilirsiniz. Şimdi ben 2 tane yapmıştım. Şu ince olanını kullanacağım arkadaşlar ben. Bunları görüntü güzel olsun diye şurası dışta kalacak. Şuraya gelecekmiş şekilde buradan geçiriyoruz. Tabii dikkatli geçirmek lazım. Burası ince olduğu için kırılabilir. Biraz daha ince yapıyoruz. Evet. 5 tane buraya. Bu şekilde bir tarafı tamamlamış oldum. Şimdi diğer tarafa. Rüzgar gülümüz hazır olmuş oluyor. Şimdi yapacağımız tek şey şuradaki montemiz. Toplu iğne de kullanabilirsiniz. İnce çivi de kullanabilirsiniz. Bunu yapabilmek için gene bir şu sap kısmını yapacaksınız. Tek dikkat edeceğiniz nokta biraz önce söylediğim gibi buralar çok sert noktalar. Şurayı biraz uzun kesiyoruz. Daha sonrasında buraya monte edeceğiz. Şimdi bunun için çiviyi de biraz genişletelim. Küçük çivi kullanacağım bu sefer ben. Şöyle deleceğimiz, durması gereken noktayı şu şekilde belirliyorum. Çevire çevire arkadaşlar, yarmamak gerekiyor bunu. Çevire çevire, yavaş yavaş. Acele etmemek gerekiyor bu işte. Evet. Karşıya geçtik, bir de karşıdan. Arka kısım da önemli çünkü bizim için. Evet. Arka kısım çıkarken yarılabilir. Hafiften bıçakla orayı alabilirsiniz. Evet. Bu şekilde dönecek. Küçük çivimizi aldık. Buraya taktık. Ve biraz sonra bu şekilde bu da tamamlanmış olacak. Sadece montemiz kaldı. Evet. Buraya sadece çiviyi götürüyorum ve bastırıyorum. Böylece montemiz tamamlanmış oluyor ve rüzgar gülümüz hazır. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim.